Çetin Bey, şeyi söylemiştiniz, Ramazan karşılama yapılırdı dediniz. Evet. Nasıl bir uygulama yapıyordunuz? Bir tören mi yapılıyordu, Ramazan karşılama? Mesela Eşdos, biz kendi mahallemizde, bizim gördüğümüz mahallemizde Eşdos, hoş geldin ya şehri Ramazan, mahya açılıyordu, karşımıza Çınarlı Camii'ye iniyorduk. O Ramazan gelir çocuklar, herkes... Kimilerimiz, aklı ermeyenler de var, daha ne amca, nerede Ramazan deyip duruyorlardı. Mahya kandilleri o zaman yağlı kandil miydi? Elektrikli yağlı, değil. Yağlı değil mi? Evet. Elektrik ne arar abi ya? Elektrik, mahallede kimde elektrik varsa parmakla gösterilirdi. Hamdi Bey'in evinde elektrik var. Konu komşu oraya. O zaman komşuluk vardı. Ne geldin ne gittin diye yok. Hoş geldin, sefa geldin. Buyurun. Haberler hep beraber. Ondan sonra daha ilerletildi. Saatler, yani elektriğin ve efendim, diyelim ki 8'den 12'ye oldu, tiyatrolar anlatılıyordu. Şeyde, radyoda skeçler yapılıyordu. Millet de bütün skeç dinlemeye gidiyordu. Yok, başka eğlence yoktu. Çok yardımsever, birbirlerine karşı ilişkileri iyi dediniz. Mesela ortak bir imece çalışması yapıldı mı Çaybalık'ta halk tarafından? Bir yol gibi mesela, yolu beraber yapmışlar diye duyarız. Hayır. Öyle bir şeyden hatırlıyor musunuz? Hayır, hayır. 80 yaşına yaklaştım. Öyle bir şey yok. Yok. Öyle. Peki şey. Bu tepelerin yeşillendirilmesiyle ilgili değişik öyküler var. Içinde. Halktan kahveden toplamışlar insanları falan oraya falan. Öyle bir onda öyküler imece var mı? Usulü, imece usulü var. Rahmetli Nuri Özer Bey vardı. Nur içinde yatsın. Efendim, Ayvalık'ın çok değerli bir insanıydı kendisi. O adam nereden ne buldu, ne etti gitti. Belediyeyle anlaştı. Efendim, şu gördüğünüz tepelerdeki çamlar var ya, hı-hı, zaten şimdi Nuri Özer Çamlığı diye geçiyor onların ismi. Hı-hı. Evet. İlk defa duyuyorum. Hepsini o ekti. Ondan sonra halktan yardım istedi. O zaman hoparlör yok. Tellal çıktı sokak sokak, cadde cadde. Hı-hı. Nuri Bey'e yardım edelim, çamları sulayalım, çamları dikelim. Bütün Nuri Bey'e o zaman Ayvalık halkı, işte imece dediniz, bu gibi, hı-hı, bir şey. Tabii, evet, öyle aynen. Toplandı. Gittiler efendim, akşamüstü mü, iki günde bir mi? Çamları sulama, dikme, bütün bu tepeleri yeşillendiren Nuri Bey'dir. Hmm. Nuri Bey'dir. Ayvalık'ında bu asfaltını yapan Avni Baskın'dır yakın tarihte. Hmm. Yani bu şu postane önüne. Evet. Ama bu çamlar, yani belediyeyi kutlamak lazım, Ahmet Tüfekçi'yi. Nuri Bey'in ismini verdiği için, Nuri Özer. Bak hiç unutmayız ismini. Hmm. Kendisini de unutmam çünkü bizim mahallemizin abisiydi. Çok beyefendi bir çocuk. Adam. Şimdi konudan konuya atlıyoruz ama biraz temin yarım kaldı. Bu dediniz ya, Trikopis'in kızının bahçesi dediniz, evet, park yerini falan. Ben hep şunu merak ederim. Böyle lise çağlarında, yani 76 civarında falan oraya gittiğimde orada böyle çok derin bir böyle havuz gibi bir şey var. Havuz sarnıç vardı, gibi. Vardı yani abi. Yani ne amaçla yapılmış? Böyle duvarları taştan falan. Mermer. Alt katı da mermer, böyle yükseldikçe yükseliyordu. Hı hı. Havuz. Efendim, o havuz. Biz çocukluğumuzda o havuzun içinde korkardık. Ceylan var derlerdi, girmeyelim diye. Derindi de galiba, yüzüyorduk, bayağı derin. Bile, yüzüyorduk yani bile. Niye ona öyle bir havuza şimdi ihtiyaç duydular? Onlar Yunanlıların bileceği şey. Trikopis'in kız kardeşinin bana anlattıkları burada evimizde. Hı. Şurada kız meslek lisesi var. Evet. Orası da onların, evet, bahçesi. Hı. Evet. Bir evladına da orayı yapmış bir baba. Efendim, orayı da çocuklarına yapmış, yüzsünler, eğlensinler diye herhalde. Hı hı. Onun önünde öyle bir selviler vardı ki, gök kubbeye kadar. Evet. Selviler, hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Bütün sıra sıra selviler vardı, hepsini kestiler. Korkardık biz böyle oraya, yani yanaşamadık falan, koruma diye da yoktu böyle, evet, etraflarında falan düşeriz diye. Evet. Bir tane de kapıda iki tane heykel vardı, aslan. Aslan heykeli. Aslan. Hı hı. Kaç yılında aslan. Onlar çalındı, hatırlıyor musunuz? Onlar efendim, 25-30 sene.